Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, otomotiv sektöründe yenilikçi staj uygulamaları kapsamında yurt dışında staj yapan Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin sertifika dağıtım programına katıldı. Biz bu projemizde amaçlarken yerli ve milli otomotiv hakkında bir ön altyapı oluşturmak istedik. Farklı alanlardaki öğrencilerimiz ortak çalışma disiplinini öğrensinler. Bir araya gelip Voltran oluştursunlar istedik. Arabaların kaportaların sarçlarının nasıl yapılacağı hakkında, otomasyon alanı arabaların otomatik sistemlerinin, sensör sistemlerinin, park etme sistemlerinin yapılması hakkında, elektrik elektronik teknolojisi alanı hibrit motorlar hakkında, arabalarla çalışan elektrikli sistemler hakkında, makine alanı bir CNC'de crank mill'in imal edilmesi çalışması, motor alanı hibrit şanzımanlar alanında bir araya gelerek 10 günlük bir staj faaliyetini gerçekleştirdiler. Türkiye Ulusal Ajansı, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı destek verdi projemize. Başkan Güler programda yaptığı konuşmada yapılan çalışmayı çok beğendiğini belirterek öğrencilere destek sözü verdi. Gerçekten harikulade iş yapmışsınız. Tebrik ediyoruz. Tek kelimeyle. Ordu'dan da şunu ben gördüm ki bir kere müthiş bir özgüveniniz var. Şu hazırlanan film olsun, video olsun harikulade. Bu özgüvenle siz her yere gidersiniz. Maşallahınız var. Hocalarınızı tebrik ediyorum. Çok ileri görüşlü bir proje hazırlamışsınız. Bunu da şunu demek istiyorum. Ben sizin emrinizdeyim. Peki. Bu takım sadece sizin değil, benim de takımım. Tamam mı? Dolayısıyla siz biz yok. Bunları birlikte yapacağız. Dediğim gibi ne gerekiyorsa ben size imkanlarımız dahilinde Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını açacağım. Ya ben şimdi baktım ya, hocaların heyecanınıza baktım. Biraz da metninizi işittim burada otururken. Yani şöyle söyleyeyim, şu ekiple burada biz her şeyi yaparız. Avrupa Birliği Bakanlığı'nca yürütülmekte olan Erasmus Plus programı mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti kapsamında otomotiv sektöründe yenilikçi staj uygulamalarına katılan 30 kişi 1-14 Ocak tarihleri arasında Macaristan ve Çekya'da 3-16 Mart 2018'de Portekiz'de 14 gün staj yaptı. Okulumuzda otomotiv sektöründe yenilikçi staj uygulamaları başlığı altında bir proje olduğunu duydum. Daha sonra buna başvurduk. İlk başta bizim bir not çizelgemiz çıkardığını bu okulda da, notlarımızla ilgili. Ardından bizi hep birlikte bir sınav aldılar burada, genel yetenek sınavına. Genel yetenek sınavının ardından hocalarımızla birlikte bir görüşme yaptık. Görüşmenin ardından gidecek üyeler açıklandı. 3 Mart tarihinde yola çıktık. Portekiz'e ulaştığımızda o anki heyecan cidden anlatılamaz derecede güzel bir heyecan. 10. öğrencinin arasında sen seçilmişsin ve sen gidiyorsun. Biz CNC fabrikasında staj gördük. Orada kodlama gördük, yazılımlar gördük. Ondan sonra Nissan bayisinde elektrikli araçlarla ilgili bir stajımız oldu, çalışmamız oldu. İşte elektrikli araç hakkında bilgiler aldık. Teknofest yarışması var. Oraya arkadaşım ve Bünyamin Hoca ile birlikte bir başvuru yaptık. Yarışmaya katıldık. Eskiden olsa böyle bir yarışmaya katılamazdım. Yani özgüvenim olmazdı. Oraya giderek de özgüven kazandık. Yani kendime böyle bir güven geldi. Programa katılan öğrenciler bir otomotiv fabrika, servis, bakım alanında mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendi meslek alanları ile ilgili staj olanakları oluşturarak uluslararası deneyim kazandı. Bünyamin hocam kendi oğlunu bile buraya aldı. Çok güzel. Hadi. Çok güzel. 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 Ç